Evet arkadaşlar, birinci sorudayız. Yukarıda verilen monomer maddelerden hangilerini bitkiler sentezleyebilir? Yalnız 1, yalnız 2, 1 ve 2, 1 ve 3, 1, 2 ve 3, glikoz, aminoasit, yağ asidi. Şimdi arkadaşlar, dikkat edilmesi gereken bir şey var. O da şu, bitkiler fotosentezde sadece glikozu üretmez. Organik madde üretiminden bahsederken bunun içerisinde aminoasiti, yağ asidini, gliserolü, vitamini, azotlu organik bazları, 5 karbonlu şekerleri de sayabilirsiniz. Dolayısıyla şu soruda verilen 3 öncülün 3'ünü de bitkiler ne yapabilir? Sentezleyebilir diyoruz. Cevabımız Edirne oluyor. 2. Oynar eklemlerle ilgili 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar 2 tane kemik çizelim şöyle. Şöyle birbirine bağlayacağız bunları. Şu kısım, dış kısım, kapsül kısmıdır. Dolayısıyla yapısında eklem kapsülünü bulundurur. Şuralar, çapraz bağlar dediğimiz ligamentlerdir. Şurası da arkadaşlar sinovial sıvıdır. Ve oynar eklemler kol, bacak, el, ayak gruplarında bulunur. Kemikler arasındaki sinoatriyal sıvının azalması hareketi zorlaştırır. Sıvının azalması hareketi tabii ki zorlaştırır. Burası sinovial sıvı olacak, sinoatriyal değil. Kafatası kemikleri arasında bulunur. Arkadaşlar kafatası kemiklerinin arasında oynamaz eklem grubu vardır. Dolayısıyla doğru yanıt 1 ve 3'tür diyeceğiz. Üçüncü sorudayız. Folikül uyarıcı hormon ile ilgili 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Erkek ve dişi üreme sisteminde rol oynar. Evet, FSH'tır bu. Folikül uyarıcı ya da stimüle edici hormon. Erkeklerde spermatogenezi, dişilerde östrojen salınımını tetikler. Dolayısıyla ikinci öncülün de cevabını vermiş olduk. Yani östrojen hormonu salgılatır cümlesi de doğrudur. Folikül uyarıcı hormon hipofiz bezinin ön lobu tarafından salgılandığı için cevabımız ne oluyor? 1, 2 ve 3 oluyor. Verilen görevlerin gerçekleştiği yapılar eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır? Aşağıda merkezi sinir sistemine ait bazı görevler verilmiştir. Beyin ile çevresel sinir sistemi arasındaki bağlantıyı sağlayan kısım omuriliktir. Karbonhidrat ve yağ metabolizmasını düzenleyen kısım hipotalamus kısmıdır. Göz bebeği refleksini kontrol eden kısım orta beyindir. Hapşırma, öksürme gibi hayati refleksleri kontrol eden kısım omurilik soğanıdır. Dolayısıyla uç beyinin herhangi bir görev ya da özelliği verilmemiştir. Oluyor. Fotosentetik bir bakteri hücresinde fotosentez sırasında 1, 2, 3, 4 olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi zorunludur? 1 ve 4, 2 ve 3, 1, 2 ve 4, 1, 3 ve 4, 1, 2, 3 ve 4. Arkadaşlar, fotosentez ve kemosentez olayının hiçbir şekilde değişmeyecek olayı karbondioksit tüketimidir. Fakat hidrojen kaynağı olarak su tüketimi dediğiniz zaman orada durmamız lazım. Çünkü zorunluluk yargıdır. Bütün fotosentetik bakteriler de su tüketmez. H2S ve yalnızca H2 tüketen bakteri türleri de vardır. Onun için iki gitti. Fotofosforilasyon fotosentez yani ışık yardımıyla ATP üretimidir ki fotosentez sırasında kesinlikle ışık yardımıyla ATP üretimi gerçekleştiriliyor ve fotosentezin gerçekleşebilmesi için mutlaka ve mutlaka ETS'nin kullanılması lazımdır diyoruz. O halde cevabımız Denizli'dir. Altıncı sorudayız. İnsanlarda büyük kan dolaşımı sırasında 1-2-3 olaylarından hangileri görülür? Oksijenin dokulara geçmesi, kana metabolik atıkların geçmesi, kandaki fazla karbondioksitin atılması. Arkadaşlar büyük kan dolaşımı nedir? Büyük kan dolaşımı kalpte bulunan O2C zengin kanın vücuda gidip vücut tarafından karbondioksitçe zengin hale getirilmesinin ardından tekrar kalbe dönmesidir. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Sol karıncıktan çıkacağız. Neyle çıkacağız? Aort atarla. Nereye gideceğiz? Vücut kılcalına. Sonra vücudun altından ve üstünden gelen kan alt üst anatoplar damarla birlikte kalbin sağ kulakçık bölümüne geçiş yapacak.
Yani burada oksijenin dokulara gitmesi tabii ki bakın sol karıncıktan aortla birlikte vücuda gönderiyorsunuz. Dolayısıyla o dokulardaki hücrelere gidecektir. Kana metabolik atıklar geçer mi? Vücut bunu kirletecektir. Metabolik atıkları geçirip kalbe tekrar yönlendirecektir. Ama kandaki fazla karbondioksitin atılması olayı, küçük kan dolaşımına aittir. Küçük kan dolaşımı ne yapar arkadaşlar? Küçük kan dolaşımı kalpteki karbondioksitçe zengin kanın akciğere gidip akciğerde O2'ce zengin hale getirilmesi. Yani karbondioksitin dışarı atılması ve tekrar kalbe dönmesi şeklindedir arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki cevabımız 1 ve 2 seçeneğidir. Kara ekosisteminde bir besin piramidinde yer alan bazı canlı türlerine ait bilgiler aşağıda verilmiştir. A canlı türü inorganik maddelerden organik madde sentezleyebilir. B canlı türü tüm trofik düzeylerde bulunur. C canlı türünün midesinde selüloz sindirici mikroorganizmalar bulunur. D canlı türünün köpek dişleri gelişmiştir. Buna göre özellikleri verilen canlılarla ilgili çizilen aşağıdaki besin piramitlerinden hangisi doğrudur? Arkadaşlar bakın hemen şuradan başlayalım. B canlı türü tüm trofik düzeylerde bulunuyorsa tüm basamaklarda bulunuyor demektir ki bu saprofit olarak ön plana çıkar. Buradaki ya da buradaki gibi bir gösterim olması lazım. A canlı türü inorganikten organik madde sentezi gerçekleştiriyorsa üretici olması lazım ki B'de de E'de de bu şekilde gerçekleşmiş. C canlı türünün midesinde selüloz sindirici mikroorganizmalar var dediğiniz anda C canlı türünün otçul canlı olduğu ortaya çıkmıştır. Ve D canlı türü de onunla beslenen etçil, nereden anladın? Köpek dişleri gelişmiştir demişiz. Dolayısıyla seçeneğimiz, doğru yanıtımız Bursa'dır diyoruz. İnsanlara ait yukarıda verilen hormonlardan hangileri karma bir bez tarafından salgılanır? Arkadaşlar karma bez ne demek? Hem enzim üreten hem hormon üreten bez demektir. Ve ben size 3 tane bez söyleyeceğim şimdi. Pankreas böyle bir bezdir. Mide böyle bir bezdir. İnce bağırsak böyle bir bezdir. Şimdi gastrini kim üretiyor? Mide. Sekretini kim üretiyor? İnce bağırsak. İnsülini kim üretiyor? Pankreas. O zaman karma bir bez tarafından salgılanan hormon çeşitleri verilmiş burada size. Cevabımız Edirne. Aşağıda bir bitki türüne ait yaprak yapısı gösterilmiştir. Bu bitki türüyle ilgili olarak 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğru olabilir? Arkadaşlar bakın burada dikkat etmeniz gereken yer sap kısmıdır. Yaprak nesi? Sapı kısmıdır. Tamam. Şimdi yaprak sapına sahip olan bir bitki kapalı tohumlu grubunun dikotiledon olarak adlandırılan iki çenekli grubunda yer alır. Dikotiledondan önce kapalı tohumlu nedir ona bir bakın. Kapalı tohumlu tohumun etrafında meyvesi olan, meyveyi kim oluşturur? Çiçek. Demek ki çiçeği de olan gruptur. İki çeneklilere baktığınız zaman otsu ya da odunsu olabilir. Dolayısıyla kazık ya da saçak köklü olabilir. Ama kapalı tohumlu olduğunu söyledik. Eğer ki bu çok yıllık odunsu gövdeli bir bitkiye ait bir yaprak yapısıysa o bitkinin gövde ve kökünde en dış kısımda periderme rastlayabilirsiniz. Doğru yanıt 1, 2 ve 3'tür diyoruz. Ceyhan. Aşağıda insan gözünün yapısını oluşturan bazı kısımlar numaralandırılmıştır. 1, 2, 3, 4, 5 numaralandırılan kısımlarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar 1 numaralı kısım iris kısmıdır. Dolayısıyla gözün renkli kısmıdır. 2 numaralı kısımdan görme sinirleri çıkar ki kör noktadır. Sarı leke bakın burası. Burası sarı leke. Burası kör nokta. Şurası bebek kısmı, göz bebeği kısmı. Ve burası da mercek kısmı. 2 numaralı kısımdan görme sinirleri çıkar cümlesi de doğrudur. 3 numaralı kısım yani lens ya da mercek. Işığın ikinci kez kırılması gerçekleşiyor. Doğru. 4 numaralı kısmın büyüyüp küçülmesi
ön beyin tarafından kontrol edilir cümlesi yanlıştır. Neden? Görme refleksi arkadaşlar orta beyin tarafından kontrol ediliyor. Onun için ön beyin cümlesi kesinlikle doğru değildir. 5 numaralı kısım sarı lekede görmeyi sağlayan fotoreseptörler var mıdır? Vardır. Hatta iki çeşittir. Biri koni reseptörü, bir diğeri çubuk ya da çomak reseptörü diye geçiyor. Arkadaşlar koni renkli görmeyi sağlar, çubuk ya da çomak sizin karanlığa olan adaptasyonunuzu ayarlıyor ki onun için de rodopsin pigmentinin üretildiği yerdir. Bunu unutmayın, daha önce de söylemiştim. A vitamininin etkisiyle çubuk ya da çomak reseptörlerince üretilen karanlığa uyumu sağlayan bir pigment çeşidiydi. Bitkilerde görülen hareketlerinden hangileri negatif tropizmaya örnektir? Yalnız 1, yalnız 2, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Bir kere bu tarz sorularda önce yükleme bakmanız lazım. Yüklemde ne var? Yönelim. Tropizmanın diğer ismi yönelim midir? Yönelimdir. Şimdi negatif deyince ne olacak? Uyarının tersine yönelim gerçekleşecek. Uyarının tersine doğru bir yönelim olması lazım. Bakın tersine, tersine. Kökte ışığın tersine dediği zaman negatif fototropizma olur. Gövdede yer çekiminin tersine deyince negatif geotropizma olur. Polen tüpünde embriyo kesesine doğru dediğiniz zaman burada bir kimyasal salgılanıyor. Kimyasala doğru bir yönelim vardır. O pozitif kemotropizma olacağı için doğru yanıt ne olur? 1 ve 2 olur. 12. sorudayız. Yukarıda verilen enzimlerden hangileri ince bağırsaktan salgılanmaktadır? Yalnız 2, yalnız 3, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Sükraz, enterokinaz, lipaz. Arkadaşlar dikkat. Şimdi sükraz, sükrozu sindiren, sükroz artı su eşittir. Sükraz buraya, glikoz artı fruktoz. Sükraz enzimi ince bağırsak tarafından üretilen bir enzim grubudur. Hatta bununla birlikte maltazı, laktazı, dekstrinazı da ekleyebilirsiniz karbonhidrat sindiriminde. Devam ediyoruz. Enterokinaz. Arkadaşlar dikkat. Pankreastan gelen pasif bir enzim olan tripsinojen, sonunda ojen eki var. Bunu aktive eden ve ince bağırsaktan salgılanan bir enzimdir. Ne yani, enzim enzimi mi aktive ediyor? Evet, enzim enzimi aktive ediyor. Dikkat! Lipaz. Ne yapacağız arkadaşlar? Lipaz pankreastan geliyor. Ne kanalıyla birlikte geliyor? Wilson kanalıyla geliyor. Ne için geliyor? Yağın sindirimi için geliyor. Yağ artı su eşittir yağ asidi artı gliserol için. Demek ki ince bağırsak bunu ne yapmıyor? Salgılamıyor. Doğru yanıt 1 ve 2'dir. Üzere. Aşağıda bazı hücrelerin alergenlerinin dizilimi gösterilmiştir. Numaralandırılan hücrelerin kromozom sayılarının çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir? Bakınız, burada yapılacak en büyük hata harfleri saymanız olur. Zaten sen eğer bu soruda harfleri sayarak çözüme kavuşturmak istiyorsan bu soruyu, konuyu bilmiyorsun demektir. Çünkü harfler özellik ve karakteri sembolize eder. Şimdi mesela birinci hücrede 4 tane karakter vardır. A, B, C, D. Fakat kaç tane özellik var? Bakın, büyük ve küçüklerin her biri bir özelliktir. 1, 2, 3 aynısı. 4, 5, 6 aynısı. 6 tane özellik vardır. 4 tane karakter vardır. Ama kromozom sayısı, burada çizgilerin her biri birer kromozomdur. 2, 4, 6, 8 tane kromozom vardır. Hatta 2N eşittir 8 yazayım. Çünkü ikili bir şekilde dizmişiz. Mesela burada kaç tane özellik var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 özellik var. Ama ABC 3 karakterdir. 2, 4 yani 2N eşittir 4 tane kromozom vardır. 1, 2, 3, 4, 5 aynısı 6, 7, 7 özellik var. Ama ABCD yani 4 tane karakter var. 2, 4 tane de kromozom var. Yani 2N eşittir 4 kromozom. O halde 1 büyüktür, 2 eşittir 3 şeklinde sıralanmalıdır.